Diyarbakır'dan kalkan Türk savaş uçakları bu kez sadece IŞİD'i vurmadı, Kuzey Irak'ta PKK kamplarına da operasyon yaptı. Operasyonu Pars File olarak bilinen gece görüş ve vuruş kabiliyetine sahip savaş uçakları gerçekleştirdi. Önceki gün terör örgütü IŞİD'e yönelik hedeflerin %100 başarıyla yok edildiği belirtilen hava operasyonunda 181. Filo Komutanlığı'na bağlı uçaklar görev aldı. Genelkurmay, hava operasyonuna ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. F-16 uçakları Diyarbakır'dan gece 22.30'dan itibaren peş peşe bazı hedeflere havalandı. Diyarbakır 8. Anajet üssünden havalanan Türk F-16'ları Kuzey Irak'ta PKK kamplarına operasyon yaptı. Hava operasyonuna 20 savaş uçağı katıldı. Jetlerin sınır ötesinde IŞİD'e ait hedefleri de vurduğu belirtiliyor. Diyarbakır'dan kalkan F-16'ların saat 01.20'de üsse döndüğü belirtildi. Diyarbakır 8. Anajet Üssü Komutanlığı'ndan 3 kol halinde kalkan F-16 savaş uçakları saat 22.55 sıralarında Çukurca'dan sınırı geçerek Irak hava sahasına girdi. Kuzey Irak'ta PKK'ya ait ZAP, Metina, Gara, Avaşin Basyan, Sinat Haftanin, Hakkurk ve Kandil'deki kampları vuruldu. 5. bölgede bombalanan hedefler arasında örgüte ait eğitim tesisleri, sığınaklar ve uçak savar bataryalarının olduğu öğrenildi. Kuzey Irak'ta Kandil'in de hedefler arasında olduğu belirtiliyor. Ancak uçakların kalktığı sırada F-16'lara ateş açılması bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Bu nedenle uçakların havalandığı alanda asker ve polis zırhlı araçlarla devriye attı. Suriye ve Irak'taki terör hedeflerine yönelik bombardıman sürerken Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Işıklı 3. Hudut Tabur Komutanlığı Gezgintepe üst bölgesinde konuşlu bulunan ve cehennem topu olarak bilinen 40 kilometre menzile sahip fırtına obüsleriyle terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kampları ateş altına alındı. Kilisin karşısındaki IŞİD hedeflerine top atışı yapıldı. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Suriye'de 3 hedef top atışıyla vuruldu. Bu arada Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Başbakan Davutoğlu'na Assubay Mehmet Yalçın Nani'yi şehit eden 5 IŞİD'linin öldürüldüğü bilgisini verdi. Bir yerleşim merkezinin kenarında olan bir karargahtı bu. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Davutoğlu'na Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Adalet Bakanı Kenan İpek, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ve üst düzey güvenlik yetkililerinin katıldığı toplantıda sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyon sürecine ilişkin bilgi sunuldu. Bu arada cumartesi sabahı Diyarbakır'daki üsten 5 savaş uçağı havalandı. Türk Hava Kuvvetleri Suriye'deki IŞİD mevzilerine 3. PKK kamplarına yönelik 2. dalga operasyonu başlattı.